Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarını hazırladı. TYT Geometri Soru Bankası kitabında tüme varım 3 testlerindeki 4. testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Zeminde duran iki teker zeminle 60 derece açı yapan çubuğa şekil birdik gibi değdiğinde AB eşittir BC olmaktadır. AB ile BC birbirine eşit olmaktadır. Hmm. Şurası da 60 derece. Arkadaşlar merkez teğet çektik merkez teğet çektik yapınca. Hatta bu teğet teğet olunca şu tam merkezden geçince ne oluyordu arkadaşlar? Açı ortay oluyordu. Yani burası ne olacak? 30'a 30 olacak. Hocam buradaki şeyi de yapalım o zaman. Bak burası 120 derece değil mi? Teğet teğet. Burada da merkezden geçince ne oluyor arkadaşlar? Burada da merkezden geçince açı ortay olacak. 60 60. Burada da merkez teğet çek. Dik yapalım bakalım şöyle. E hocam şunların eşitliğini kullanmam lazım benim. Aa, şurada 60'ın karşısı ya bu. 60'ın karşısına ben köküçlü bir şey yazayım. Mesela 60'ın karşısı köküçlü bir şey ne olsun? Ha bir de bir de ikiye bölündüğü için i e, hem ikinin hem de kök, kök katı vereyim. Yani şuraya bir kök 3 vereyim arkadaşlar. Burası da kök olsun. Hocam burası kök üçgen. Burası da kök 3 mü? Evet. E burada 60 90 30 çıktı. 30'un karşısı kök 60'ı karşı kaç yaptı? 3. Bunun yarı çapı 3 oldu. Şuraya bakalım. 60'ı karşısı 2 kök 30'un karşısı ne yaptı arkadaşlar? 2 mi oldu? Evet. Bunun yarı çapı da 2 oldu. Birinci şekli kullandım. Gelelim ikinci şekle. Yine merkez var, teğet var. Çek dikleri kullanalım bakalım. Çek dik, çek dik. Bir tane çektik yapsak yeterli ama neyse. Çek dik, çek dikleri yapalım. Sonra diyor ki çubuk C noktası etrafında 60 derece döndürüp yine tekerler çubuğa şekil 2 dik gibi değdiriliyor. Değdirilmiş. Ben bunların yarıçaplarını buldum mu arkadaşlar? Buldum. Aslında bunlara K demem lazım da oran istenildiği için K dememe gerek yokmuş. Tamam. Bunun yarıçapı kaç? 3. E, hocam bunun yarı çapını kaç bulduk? 2 bulduk. Çok güzel. Şurası kaç derece? 120 derece. Gençler. Şuradan şöyle yine merkeze şöyle teğet teğet te merkezden geçirdiğim zaman e, 122 120 parçaya verecek. Burası da 60. Burası da 60 yaptı mı? Yaptı. A 60'ın karşısı 2, ise 30'un karşısı 2 bölü kök 3. Hocam burası da 2 bölü kök 3 yaptı. Gıcık bir sayı şey geldi ama olsun. sonra burasının 2 bölü kök 3 olduğunu unutma. Şöyle gösteriyorum. 2 bölü kök 3 burası arkadaşlar. Burada da teğet teğet şu merkezden geçen çizecek olursam bunlar da 30 30 oldu. E burası 60 oldu. Burası da 60 oldu. Hocam burası 3 mü? 3. 30'un karşısı 3 60'ı karşısı 3 3 mü? Evet. Hocam bunun tamamı 3 3. Bak tamamı 3 3. Arkadaşlar tamamı 3 3. E bunun tamamı 3 3 ise e, benden zaten ED bölü EC isteniyor. ED bölü EC isteniyorsa ED bölü CD isteniyorsa burası 2 bölü 3. E 3 2 bölü kök çıkartırsam 3 kök eksi 2 bölü kök çıkartırsam bu 9 eksi 2'den 7 bölü kök 3 mü yaptı? Evet arkadaşlar şuradaki uzunluğu da 7 bölü kök 3 buldum. Şunu kırmızı ile yazayım. Şuradaki uzunluğu 7 bölü kök 3 buldum. Bak şuradaki uzunluk kaçtı? 2 bölü kök 3. Buradaki uzunluğu kaç buldum? Tamamı 3 kök 2 bölü kök 3 çıkartınca 7 bölü kök 3 buldum. Benden de ED bölü EC isteniyor. Yani ED uzunluğu 7 bölü kök 3 bölü e, C, C, D uzunluğu da 2 bölü kök 3. E burada bölü kök gitti. Cevapta ne yaptı o zaman? 7 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu. Aşağıda birim kareli zemine M merkezli bir çember ve bu çemberin içerisine A ve B merkezli CD yayları çizilmiştir. Evet, M merkezli bir çember birim kemberi, çember içerisine çizilmiş. Dikkat edin arkadaşlar, M merkezli çemberin yarıçapı kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Hocam bu da aynı şekilde 6 birim. Sonra A merkezli bir yay çizilmiş. En etkili silahımız neydi? Onu kullanalım bari değil mi? En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Al sana bir yarı çap daha. Hatta burası 6. Burası 6. Burası 6 kök kim yaptı arkadaşlar? Evet. A merkezlinin yarı çapı 6 kök yaptı. Hatta B merkezlininkine de bakın. Şöyle çizecek olursak. Bu da 6. Bu da 6 olduğundan 6 kök 2 Burada da bir yarı çap çizecek olursak en etkili sil silahımızı lütfen ama lütfen çizmeyi unutmayın. Burası da altı kökü yaptı arkadaşlar. Yani şurada bir eşkenar dörtgen çıktı. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Bu boyalı bölgenin alanını ben bulamam ama ben neyi biliyorum? Ya dairenin alanını buluyorum ya da daire parçasının alanını buluyorum. Yani daire parçası derken şuradaki alan buradaki alanı bulurken de daire dilimi oluşturup dilimin alanından üçgenin alanı çıkartıyorum. E hocam o zaman ben buradaki şu saçma alanı yani şu taralı alanı bulmak için tüm alandan şu saçma alanı çıkartmalıyım. Öncelikle saçma alanı bulayım. O zaman şu saçma alanda nedir arkadaşlar? Şunu şöyle çizecek olursak. Aha da şuradaki alan bakın yarı çapı 6 kökü olan 6 kökü 6 kökü hatta burası da 45 derece burası da 45 derece değil mi? 90 derece yaptı. 6 kökü 6 kökü ise şu uzunluk kaç yaptı? Kök katından dolayı 12. Zaten 12 birim olduğu da belli. E burası bakın yarıçapı çapı 6 kökü olan ve 12 12 yarıçaplı bir kiriş değil mi arkadaşlar bu? Evet. Hocam bu çemberde de A merkezinde yarıçapı çapı 6 kökü olan ve 12 kirişlik bir alan değil mi burası? Evet. O zaman eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşittir. Eş dairelerde de eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşittir. O yüzden buradaki alan tekrar söylüyorum. 6 yarıçaplı yarı şu kirişin ayırdığı mavi kirişin ayırdığı alan A iken 6 kökü yarı çaplı yine eş daire aynı kirişin ayırdığı alan yine aynıdır arkadaşlar. O zaman ben buradaki A alanının bir tanesini bulmaya çalışayım. Yani şu alanı bulmaya çalışayım arkadaşlar. Şu alanı nasıl bulabilirim? Şu alanı şuradan bulabilirim. B merkezli daire diliminin alanından o da çeyrek daire arkadaşlar. Neyi çıkartacağız? Şu üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. Hadi bakalım. A alanı neye eşit? B merkezli çeyrek dairenin alanından 6 kök karesi ak e, pi r kare önce onu yazalım. Önce onu yazalım. Pi r kare bölü 4. Çeyrek dairenin alanından neyi çıkartıyoruz? Üçgenin alanını çıkartıyoruz. Yani 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet. O zaman A alanı kaç yaptı arkadaşlar? Bu 36 bölü 4. 9. 9 çarpı 2. 18. 18 pi eksi Şurası da 36 mı yaptı? A alanını bu şekilde bulduk. E tamam A alanı 18 pi eksi 36 ise bizden ne isteniyor? Şu boyalı bölgenin alanı tüm alandan tüm alanın yarıçapı neydi? Alt değil miydi? Yani pi r kareden neyi çıkartacağım? 2 a'yı çıkartacağım. 2 a'yı çıkartacağım. Yani 36 pi'den 2 a dediğimiz nedir arkadaşlar? 18 pi eksi 36'nın ilk katı. Yani ya da şöyle yazalım. 2 çarpı 18 pi eksi 36 yazalım isterseniz. O da 36 pi eksi 36 pi artı 72 eşit oldu. 36 pi'ler nanay oldu. O zaman cevabımız da ne yaptı arkadaşlar? 72 çıktı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Yukarıda AB çaplı yarım çember şeklinde kağıt B noktası etrafında ok yönünde 45 derece döndürülmüş. Hocam şurası 45 derece. Eyvallah. Şimdi çünkü niye 45 derece döndürülmüş arkadaşlar? Bu böyle 45 derece buraya kadar gelmiş. Yani burada kaçı dönüş açısı 45 derece yaptı. Çemberin yarıçapı 6 olduğuna göre diyor boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar boyalı bölgenin alanı bulurken yarım daireden neyi çıkartacağız? Buradaki A alanı çıkartacağız. Peki ben bu alanını bulmaya çalışacağım. A alanı bulurken ne yapacağız? Daire parçasının alanı. Daire dilimi oluşturacağız tabii ki. Hop şöyle bir daire dilimi oluşturursam. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Aa 6'ya 6. 6. 45 ise burası da 45. E burası ne yaptı? 90 yaptı. E o zaman ben A alanını şöyle bulabilirim. A alanı nedir arkadaşlar? Şuradaki çeyrek dairenin alanından yani pi r kare bölü 4'ten neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartacağız. 6 çarpı 6 bölü 2 çıkartacağız. O zaman A alanı neye eşit oldu? 36 bölü 4'ten 9 pi eksi 18 eşit oldu. Şimdi bizden ne isteniyor gençler? Boyalı bölgenin alanı yarım dairenin alanından yani sonuçta bu daire buraya döndürülmüş oldu. Yarıçapı bunun da 6 değil mi arkadaşlar? Evet. Bu yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den neyi çıkartacağız? A alanı çıkartacağız. A alanı çıkartacağız. Yani 36 bölü 2'den 18 pi eksi 9 pi eksi 18 tamamını çıkartmayı unutmayın arkadaşlar. E o zaman burası 18 pi eksi 9 pi artı 18 yaptı. Bu da neye eşit oldu? 9 pi artı 18 e eşit oldu. Evet yani cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre BFx nedir diye soruluyor. Arkadaşlar düzgün beşgende köşegen çizilmiş. Ve şurada 9 var x var ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Niye? Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşitti. Çizelim o zaman hem de şu mantıklı olan köşegeni çizelim ki üçgen oluşsun değil mi arkadaşlar? Evet çizdik. Burası da kaç? 3 kök 5 midir? Evet bütün köşegenler eşit. Hocam burası 108 ken çünkü dış açısı 360 bölü 5'ten 72 çıkıyor. İç açısı da 108 çıktı. Bunlar 36 36 oldu. Hocam aynı şekilde burası 108 iken burası da 36 36 oldu mu oldu? Aa ne çıktı burada? 36 54 da 90 hocam. Yani şurada ne çıktı o zaman arkadaşım? Bir Pisagor bağıntısı. Arkadaşlar Pisagor bağıntısını yapacağız ama 9'un karesi eşittir x'in karesi artı 3 kök 5'in karesinden de yapabilirsiniz gerçi sıkıntı yok. Hadi oradan yapalım. Kolay sayılarmış. Önemli değil. 9'un karesi eşittir. X'in karesi artı 3 kök 5'in karesi olacaktır. 81 eşittir. X kare artı 45 olduğundan 36 oldu. X kare x kare 36 ise x de buradan ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Biçer döverin tabla uzunluğu yaklaşık 6 metre ve düzgün altıgenlerin kenar uzunluğu yaklaşık 50 santimetredir. Evet burada düzgün altıgenler şeklinde bir biçer döver şeyi var arkadaşlar. Şöyle 50 santimetreymiş bir tanesi şu bir kenarı ve şuradaki uzunluğu da yaklaşık ne kadarmış arkadaşlar 6 metreymiş. Buna göre diyor düzgün altıgenler kaç tur atmıştır diye soruluyor. Bu şurayı okumadı pardon. Bu biçerle 9 dönüm bir buğday tarlası biçiliyor. 9 dönüm 1 dönüm yani 1 dekar 1000 metrekareye eşitmiş. 9 dönüm nedir arkadaşlar? 9000 metrekareye mi eşittir? Evet. Ben şimdi bununla bakın şununla 9000 metrekareyi şey yapacağım. Ee, ne derler? Biçeceğim. Arkadaşlar burası bir turda ne kadarlık bir şey yapıyor onu bulalım. Şimdi bunun uzunluğu 6 metre mi? Evet. Hocam şöyle uzunluğu 6 metre olan bir şeyi çizdik. Sonra bir tur attığında düzgün altıgenin çevresi kadar atacak değil mi? Düzgün altıgenin çevresi ne yapıyor? Hocam 50 santimetre ya bir tanesi. Bir tur attığında 6 tane 50 santimetre gidecek. Yani 300 santimetre yapıyor. E, 6 300 santimetre de kaç yapıyor arkadaşlar? 3 santimetre mi? Evet bu bir tur dönüşte şu kadarlık bir kısmı ne yapıyor arkadaşlar? Bu kadarlık bir kısmı biçiyor dövüyor. Adı biçer döver ya. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bu 300 santimetreydi. Çünkü 6 çarpı 5'ten 300 santimetre 3 metreye eşit. Bizden metrekare olarak hesap isteniyor. Ona göre şey yapacağız. E buna göre diyor bu düzgün altıgenler kaç tur atmıştır diye soruluyor arkadaşlar. E ben bununla bir turla 6 kere 3 18 metrekarelik yeri şey yapıyorum arkadaşlar. Şurası bir tur döndüğünde biçiyorum. Evet. E benden 9000 metrekarelik yerin biçimi isteniliyor. O zaman ne yapacağım? 9000 metrekareyi kaça böleceğim arkadaşlar? 18 metrekareye böldüğüm zaman kaç tur attığını bulur muyuz? Buluruz. Ya da hocam bu bir turda 18 yapıyor ya. 18 tane tur sayısı neye eşit olacak arkadaşlar? 9000 metrekareye eşit olacak deyip bir matematiksel e, formülde uydurabiliriz. Formül değil gerçi. Denklemi de kurabiliriz. O zaman x buradan 9000 bölü 18. 9000'i 18'e böldüğümüzde. Hocam 9 ile 18 sadeleşince 1 kaldı 2 kaldı. Burası 1000 bölü 2 yaptı. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 500 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kağıt D doğrusu boyunca katlandığında B ve D köşeleri çakışmaktadır. Arkadaşlar ben bunu böyle katlayacağım. Katlanmış hali göstermem lazım. Hadi bakalım simetriğini alalım. Arkadaşlar bu doğrunun bakın şu doğrunun bu doğruya göre simetriğini aldığında hop şöyle mi olacak? Evet. Sonra e, B noktası da nereye geliyormuş? Buraya geliyormuş. O zaman bizim katlanmış hali şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Hatta bu da şuraya mı denk gelecek? Evet katlanmış da şu şekilde. Bu doğruya göre simetriğini almış olduk. Bakın C noktası buraya geldi. Bu doğruya göre simetri. B noktasının simetriği tam olarak buraya denk gelecek. E sonra olay bitti. Katlanmış halinde göstermiş olduk. Katlamak demek bir doğruya göre simetriğini almak demektir arkadaşlar. Şimdi AD uzunluğu 3 AD 36 ise o zaman burası nedir? 12. Burası kaçtır arkadaşlar? 18 mi? Evet. Ali Bey uzunluğuna 18 yazalım. Sonra AD uzunluğuna da 12 yazalım. Yazdık. Şimdi arkadaşlar sen burada bir katlama yaptın. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi? Evet. E tamam bunlar da eşit. Bir işime yaramıyor. 12 ise burası da 12 olacak diyebilirim. Aa hocam şu katlamada sen bunu böyle katladığın zaman şu kenarda bakın şöyle sen bunu böyle katladığın zaman bu kenarda hop buraya mı denk geldi? Evet. Yani bu kenarla da bu kenar birbirine eşit olacak. Bitti. Bakalım ne oldu arkadaşlar burada? E o zaman bununla da bu birbirine eşit. E, tamamı 18'di. EF e, uzunluğu isteniyor bizden. Hmm. Arkadaşlar ben buraya bir x dersem buraya 18 x mi kaldı? Evet. Hocam burası da x. 12 var. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağım. Pisagor bağıntısında ne var arkadaşlar? 12 varsa ya 5 12 13'tür ya 9 12 15'tir ya da 12 16 20'dir. Buraya 13 yazarsam 5 12 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Hocam burası 13. Dolayısıyla burası da 13 oldu mu? Oldu. Ama daha sonra bitmedi. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden şu isteniyor. EF uzunluğu. EF'yi bulmak için arkadaşlar burası 13, burası 12. Şuradaki uzunlukları bulmadık değil mi? Aslında bir şeyler bulduk gibi. Şurada da arkadaşlar bakın şurayı kaç bulduk biz? 5 bulduk. 5, 12, 13 katlamadan dolayı. Tamam 13 ise burası 13. Burası 90 ise burası da 90. Şu kenar uzunluğuyla da şu kenar uzunluğu birbirine eşit. E hocam orayı da bulmamız lazım bizim aslında. Orayı nasıl bulacağız hocam? Oraya da bir hamle yapmamız lazım. Nasıl bir hamle yapmalıyız? Arkadaşlar şu var şu. Katlamada takıldığınız zaman ne yapmanız lazım? Hocam üst üste binen kenarların birbirine eşitliği kullandık ama bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Ya. E burada üst üste binen açılar birbirine eşit. Ne var burada? Z, bir Z kuralı var mı? Özellikle ve özellikle şuna dikkat edin demiştik. Açı ortaylık geldiği zaman karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerle karşılaştığınız zaman Z'ye dikkat edin. Hocam Z var burada. Z'den dolayı burası da nokta açısı. Aa ne çıktı burada? Noktaya nokta. İkiz kenar. Yani burası da 13 oldu. E hocam burası 13 ise 12-13 ne üçgeni? 5. O zaman burası 5 ise burası da nedir? 5. Şimdi artık buradaki dik yamuğu kullanabilirim. Şu x'i bulabilirim arkadaşlar. Nasıl bulabilirim? Hop şuradan bir dik çizersem olay bitecek. Arkadaşlar dik dörtgen oluşturduk. 5 ise 5'tir burası. Tamamı 13 olduğundan 8 kaldı. 12 ise burası da 12. E artık burada Pisagor. 8 ve 12'den dolayı x'i buluruz. Acam x neye eşittir? 8'in karesi artı 12'nin karesi mi? Hayır buradan gitme. Ortak çarpandan git. 4 çarpı 2 burası. 4 çarpı 3 burası. O zaman x ile 4 çarpı kare içinde Diğer kenarların kareleri toplamıydı. 3'ün karesi artı 2'nin karesi şeklinde kolay bir yolla bulabiliyorduk. Dikkat. 9 artı 4'ten 13. Yani cevabımız 4 kök 13 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla cevap balık esir oldu. Yukarıdaki şekil bir kenarı 6 cm olan 9 eş kareden oluşmaktadır. Yarı 3 cm olan daire ok yönünde boyalı bölgenin etrafında tekrar aynı noktaya getirilirse dairenin merkezinin aldığı yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Farz edelim şuradan başlamış olsaydı. Direkt buradan böyle götürürsem sıkıntı yaşarız. Buradan başlamış olsaydı. Önceden merkezimiz nasıldı arkadaşlar? Bak merkezimiz buradaydı. Sen buradan şöyle götürüyorsun bunu. Bak böyle götürdüğün zaman. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle merkezin şuraya kadar gelmiş oluyor. Pardon arada verdiğimiz küçük rahatsızlıktan dolayı. Merkezin şöyle dümdüz bir şekilde geliyor. Çünkü niye? Çemberin buradayken de merkezteye çektik. Buradayken de merkezeye çektik. Hep bu yarı çap bu da yarı çap. Hep yukarıdaki doğruya aynı uzakta gidiyor değil mi arkadaşlar? Yani şuradan şuraya geldiğinde böyle bir şey yapıyor. Peki bizim eleman buradan sonrasında şöyle sarı bölgeye teğet olarak gidecek ya. Tam en son buraya kadar geldi. Yani buraya kadar geldiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bizim merkezimiz yine buraya kadar devam etti böyle. Bundan sonrasında ne yapacak? Bak bundan sonrasında etrafında dönecek ya. Döndüğü zaman tam bu nokta etrafında bir dönüş sağlayacak. Bu nokta etrafında bir dönüş sağladığı zaman ne oluyor arkadaşlar? O da tam olarak şuraya mı denk geliyor arkadaşlar? Tam dönüş sağladığı sonra buradan itibaren buraya denk geldi. Ama bizim merkezimiz nasıl yol aldı arkadaşlar? Dikkat edin. Bizim merkezimiz bak buradaydı. Yani şu nokta etrafında dönüş sağlıyor. Hop şuraya mı gelecek arkadaşlar? Nasıl bir dönüş sağlanmış oluyor burada? Şöyle bir dairesel. Buradayken buraya gelmiş oldu şöyle bir çeyrek daire şeklinde gitmiş oluyor arkadaşlar burada. Sonrasında nasıl yol olacak? İlk başta ayrıntılı göstereyim ki ondan sonrasında ta buraya gelene kadar bak ta buradaki noktaya teğet olana kadar geldiğinde yine dümdüz bir doğru boyunca gidecek mi? Buna bu doğruya eşit işte uzakta bir şekilde gidecek. Evet buradan hop şöyle bir şekilde hareket etmiş oluyor. Buradan sonrasında ne yapacak? Buradan sonrasında da yine göstereyim arkadaşlar. Buradan sonrasında da Şuradan şöyle bir dönüş sağlayacak arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle bir dönüş sağlayıp en son ta şuraya kadar gelecek arkadaşlar. Şu nokta etrafında bir dönüş sağlayacak bu sefer. Bu nokta etrafında bir dönüş sağlaması demek ne demek? Bakın önceden merkez buradayken çember bu nokta etrafında bir dönüş sağladığı zaman hop merkezi böyle mi yol alıyor? Evet, merkezi şöyle dairesel bir yol alıyor. Böyle bir dairesel yol aldığını şöyle mi gösterelim? Hop şöyle bir dairesel yol almış oldu arkadaşlar şöyle bir dairesel yol almış oldu. Evet bunu da bu şekilde gösterdik. E sonrasında hocam bu çember yayın içinde gittiği zaman ne oluyor? Bakın şu çember yayın içinde gittiği zaman ne oluyor? Buraya teğet geldiğinde de merkezimiz şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Hatta şurada göstereyim daha net olsun. Arkadaşlar bu çember yayı üzerinde geldiği zaman dikkat eder misiniz lütfen? Önceden buradaydı. Merkezleri birleştirdiğimizde yarıçap kaç birim bunun? 3 birim değil mi? 3 3. E burada da çemberin merkezi burada değil mi arkadaşlar? Bakın merkezimiz burada. Burada da merkezleri birleştirdiğimizde tam değme noktasına gelecek şöyle. Bu da yarıçap çap 3 3. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu merkez buradayken bu merkez burada oldu. Bu merkezin buraya olan uzaklığı 3 bu merkezin de buraya olan uzaklığı 3. Yani şu şekilde bir şey oluyor. Şöyle bir dairesel hareket mi edecek burada o zaman? Çünkü bu merkez şu yay üzerinde hareket ettiği için Çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Şu şekilde 3 birim uzunluğunda hareket ediyor. Yani şu şekilde gelecek arkadaşlar. Merkezimiz merkezimiz nasıl hareket ediyor? Hop yine bir şöyle bir yay biçiminde. Hatta bu nasıl bir yay? 90 derece olduğundan çeyrek bir daire yaptı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Daha da hızlanalım burada. Ayrıntılı bir şekilde ta ki buraya gelene kadar yine sıkıntı yok. Merkezimiz hatta tam buraya gelene kadar sıkıntı yok. Merkez buraya kadar geldi mi böyle? Buradan itibaren dümdüz gelecek. Hop şöyle dümdüz getirdim. Buradan sonra ne yapacak arkadaşlar? Yine bir bu nokta etrafında bir dönüş sağlayacak. Ta ki şuraya teğet olana kadar arkadaşlar böyle geldi. Çemberin merkezi buraya geldi. Burada bir dönüş sağlaması ne anlama geliyor? Hop buradayken dönüş sağladı buraya geldi. Burada da bir dairesel hareket mi yaptı arkadaşlar? Evet şöyle bir dairesel hareket yaptı. Hatta şunu da şöyle göstereyim. Şöyle bir dairesel hareket yaptı. Sonra çemberimiz aşağıya geliyor. Sırf böyle detaylı anlatmak için bu şekilde şey yaptık arkadaşlar. Hiç kafada soru işareti kalmasın diye. Buradan sonra da buradan merkezi buraya. Buradan merkezi buraya. Hop dümdüz geldi buraya. Sonra bu nokta etrafında yine ne yapıyor arkadaşlar? Bir dönüş yapıyor. Bir dönüş yapıp nereye gelecek? Şu çemberin içerisine doğru gelecek. Şuraya teğet olacak. Burada nasıl bir şey yapıyor? Bu nokta etrafında döndüğü için arkadaşlar. Bu nokta etrafında döndüğü için hop dönüş şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bizim elemanın aldığı yol şu şekilde bir yay yaptı. E buradan sonrasında ne yapacak arkadaşlar? Buradan sonrasında da şu şekilde bir yay yapacak. Hatta merkezinde şöyle olacak o zaman. Evet bunun sarı bölge içerisindeki aldığı yol bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım mı? Bunun yarıçapı 3 birim 3 birim değil mi? Hocam 6 birim burada 6 birim burada. Hadi bunları hesaplayalım. Şurası 6 6 12. Hocam burası 6 birim var. 6 birim burada. Burası da mı 12 arkadaşlar? Çünkü merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Yapınca görürsün. 12 burada. Hocam burası da 6 birim. 6 birim. Burası da 12 burada. Hocam burası da 6 birim. 6 birim. Burası da 12. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektikten dolayı arkadaşlar dikdörtgen oluştu. 12 ise 12. 12'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 48. O zaman cevabımız da bir 48 olacak. Artı. Hocam buradaki çeyrek yay. Hocam buradaki yarım yay. Hocam buradaki çeyrek yay Buradaki çeyrek yay, buradaki yarım yay. Çeyrek yayları sayalım. 1, 2, 3, 4 tane çeyrek yay. Yani bir tam çember yapıyor. 2 pi kadar yaptı. Artı. Hocam burada da bir yarım var. Burada da bir yarım, yarım var. 2 yarım da bir tam yapıyor mu? Yapıyor. Bir daha 2 pi r'ye kadar ekleyeceğim. 48 artı 6 pi artı 6 pi. Yani 48 artı 12 pi'ye mi eşit olacak o zaman cevap arkadaşlar? Evet. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Anlatırken biraz sıkıntılıymış gibi gözüküyor ama detaylı bir şekilde anlatmak için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Normalde direkt buradan buraya dönerken geçişin çeyrek daire olduğunu bazı arkadaşlar kestirebilir. Ama ben kestiremeyen arkadaşlar için detaylı bir şekilde böyle bir göstermek istedim arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıdaki verilere göre EFX kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar ABCD bir kare olarak verilmiş mi? Verilmiş. 10 birimse burası da 10 yazalım. Buraya da 10 yazalım. Burası da 10 mu? 10. E bitti arkadaşlar. Ne var burada? X kenar. Tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Hocam tabana ait yüksekliği çizer. E çizdik. Ne oldu burada? 6'ya 6. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı burası. E sonra ne yapacağız? E hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Dalayım kardeşim alfa beta ya. Alfa beta. Burası da alfa burası da beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. E, hadi bakalım benzerliği yapalım. Evet bazen böyle aksilik yaşanılabiliyor. Benzerliğe bakıyoruz arkadaşlar. Benzerlikte ne var? Burada e, 90'ın karşısı var. 90'ın karşısı 12 artı x bölü. Buradaki 90'ın karşısı 10 eşittir. Buradaki alfanın, burada alfanın karşısı yok bakın. Burada betanın karşısı var. 10 bölü. Buradaki beta'nın karşısı 8 diyeceğim. Evet bu üçgenden başladığım için böyle. 90'ın karşısı 12 artı x bölü 90'ın karşısı 10. Geldim bu üçgene. Beta'nın karşısı 10 bölü beta'nın karşısı 8 dedik arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye bölsem 5, 2'ye bölsem 4. Bir daha böl 2'ye böl 2'ye 5. Burası da 2 yaptı. 12 artı x eşittir. 5 ile karşı tarafı çarptın. 25 bölü 2 yaptı. Hatta 2 ile de karşı taraf çarpalım. Burası da 24 artı 2x olsun değil mi arkadaşlar? E buradan 2x eşittir. Kaç yaptı arkadaşlar? 1 yaptı. X de buradan kaç buluruz? 1 bölü 2 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Yukarıdaki verilenlere göre h hey, hey, x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hüseyin Bey uzunluğunu kaç vermişler? 6. DH uzunluğunu kaç vermişler? 8. Ya 6 8'i gören hemen onu yapıştırır değil mi? Zaten bir de A ile EC'yi birbirine eşit vermişler. Bak şimdi şu parçayla şu parça birbirine eşit. Hocam paraya kenarda köşegen ya bu. E sen diğer köşegeni de çizersen köşegenler birbirini ortaladığı için tam olarak E noktasından geçer mi? Geçer. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Eyvallah. Şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Aa bak burası 90 derece. 6 var 8 var. 6 8 10 5 5 burası. E 90'larına bir kenar ortaya çizilmiş. Ne var kardeşim burada? Muhteşem. 90'dan bir kenar ortaya çizilmişse eşit eşitse burası da eşittir. Yani burası da 5'tir. Dolayısıyla x'i kaç buluruz buradan? 5. Yani cevap Ceyhan. Yukarıdaki verilere göre AFED dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne var burada? Şunlar birbirine eşit verilmiş. Öncelikle 12, 13, ne üçgeni? 5. 5, 12, 13'ten 5'leri yapıştırdık. Peki. DFC bir dikdörtgen. Ve garip saçma bir alan soruluyor bize. Allah Allah. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki alanı bulmanın özel bir yolu var mı? Taban ve tabana ait yüksekten bulabilir miyiz? Bulamayız. E, burada burada şeyi düşüneceğiz o zaman arkadaşlar. Bakın yamukta eşitlik varsa eşitliği ilgili ne vardı? Hocam şu eşitlik olduğunda bu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Yani yamukta öyle eşitlik varsa bu alan özelliği aklınıza gelsin diye söylüyorduk. Özel bir durumdu. Bilinse iyi olur diye söylüyorduk. Evet. Hocam bu yarısı. Aa hocam bu da bir dikdörtgen. O zaman burada kalan A ise burada kalan da A mıdır gençler? A'dır. Şuraya bir B dersem. Bak şimdi dikkat. Şu alan nedir? yamuğun alanının yarısı. E hocam burası A artı B yarısıysa tamamı 2A artı 2B yapmak zorunda mı? Evet. Hocam A artı B buradaysa geri kalanlar da A artı B olmak zorunda. Yani burası da B yaptı mı yaptı. Ya da tamamı 2A artı 2B olacak ya 2A'sı burada B'si buradaysa buraya da B kaldı diyebiliriz. E olan, hocam olay bitti. Zaten benden şu B alanı isteniyor. E B alanı da şurada bu üçgenin alanı değil mi? Evet yani B alanı 5 çarpı 12 bölü 2 eşittir. Sadeleştir bakayım. 6 kere 5 30 yapar. Böylelikle yan cevabımız Balıkesir oldu arkadaşlar. O bir merkezli çemberin yarıçapı çapı 2 kök 6. Evet şurası 2 kök 6 diye verilmiş. Zaten çemberden etkili silahımız yarı çaptı. Yarı çap bilgisini de vermiş bize. O iki merkezli çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Anahtar kelimeleri kullan. Merkez var. Teğet var. Çek dik. Hocam şu dikleri çekince bakın bunun yarıçapı çapı R. Bunun yarıçapı çapı R. Dik çizdin. 90 90 90 sa burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. R ise R. R ise R. Hatta bir kare oldu. Peki hocam şu da büyük çemberin merkezi burası. Merkez var. Kiriş var. Ne yapacağız? Çek dik. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap olduğu için çektiğin dik tam olarak nereye denk gelir arkadaşlar? Tam bunun ortasına çektik. Çünkü kirişi iki eşit parçaya böler. Hatta burası RR ise burası da R kök yaptı mı? Yaptı. sıkıştık. Sıkıştığın zaman ne yapacaksın? Büyük çemberin yarıçapını vermiş sana. 2 kök 6. En etkili silahın neydi senin? Yarı çap. O zaman ne duruyorsun? Çizsene. Al sana yarıçap. En etkili silahını çizince. Hop şöyle. Bakın burada ne var gençler? Bakın burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Pisagor uygula bakayım. 2 kök 6'nın karesi eşittir. R ve R kök kareleri toplamı. R ve R kök kareleri toplamı. Burası 24 yaptı. R kare artı 3 2 R kare yaptı burası da. Toplamda 24 eşittir 3 R kare olduğundan R kare buradan 8 oldu. R de buradan kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 kök 2'dir. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar.